Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 2023 yılı YKS sınavında çıkan sosyal bilimler bir testimizdeki tarih sorularının cevaplarını yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. İlk çağ medeniyetlerinde farklı isimlerle anılan şehir devletleri kurulmuştur. Bu şehir devletlerine Mısırlılar Nom, Sümerliler Site, Yunanlılar ise Polis adını vermişlerdir şeklinde sorumuz var. Bir harita veriliyor. Buna göre haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde site adı verilen şehir devletleri kurulmuştur? Yani burada bize neyi soruyor? Sümerlilerin aslında yaşadığı yeri soruyor ki Sümerliler haritamızda bakın 5 numaralı bölgede yaşayan kavimdi. Yani Mezopotamya'nın güney ucunda Dicle ile Fırat nehirleri arasında sonradan Babil olan günümüzde de İran başkenti Bağdat'ın yakınlarındaki Basra körfezine kadar olan kısma işte ne deniyordu? Mezopotamya. Sümer şehir devletleri burada Sümer'den önce yaşamış ve Sümerce konuşmayan, Sami olmayan bir halk tarafından e, milattan önce kurulan bir yapıydı. Dolayısıyla burada Sümerlerin site dediğimiz yer Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki 5 numaralı bölge. Bir diğer sorumuz Babam İlteriş 17 er ile harekete geçti. Haberi işiten ormandakiler, ovadakiler toplanıp geldiler. 70 kişi, sonra 700 kişi oldular. Kaanlığı atalarının törenlerinde kurdular ifadeleri İslamiyet öncesine kurulan hangi Türk devletiyle ilgilidir? Zaten burada babam İlteriş Kaan dediği için bunların ikinci Göktürk olduğunu biliyoruz. Bir diğer sorumuz İslamiyet'in ilk yıllarında Hz. Muhammed'in açıktan davete başlaması üzerine Mekke müşriklerinin Müslümanlar üzerindeki baskı ve işkencelerin artması sonucunda Müslümanlar Hz. Muhammed'in izniyle ilk olarak nereye göç etmişlerdir sorusu geliyor. Peygamberimizin izniyle ilk önce Habeşistan'a hicret ediliyor. İki defa ardından da 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret gerçekleşiyor. Bir diğer sorumuz Mısır'da hüküm süren Tolunoğulları, İşitler gibi Türk İslam devletlerinin kurucuları aşağıdaki devletlerden hangisinin hizmetindeyken bu devletin merkezi otoritenin zayıflamasıyla bağımsızlığını ilan etmişlerdir diyor. Tolunoğullar, İşitliler bağımsızlıklarını Abbasilerin zayıflamasıyla elde ediyorlar idi. Bir diğer sorumuz Osmanlı Devleti'nde Sultan II. Mehmet Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle Kayseri Rum ya da Sultanul Berrein, Hakanul Bahrein ünvanlarını kullanmaya başlamıştır Sultan II. Mehmet ne zaman başlıyordu? İstanbul'u fethederek Doğu Rumayı yıktıktan sonra Fatih Sultan Mehmet olarak işte hem Kayseri Rum hem de Sultanul Berrein ve Hakanul Bahrein sıfatlarını kullanmıştır. Doğruma yıkarak 1453 İstanbul'u fethederek. Bir diğer sorumuz 12 bölüm ve 119 maddeden oluşan kanuni esası de yaptıklarıyla halkın güvenini kazanmış, devlet hizmetinde bulunmuş ve 40 yaşın üzerindeki kimselerden padişah tarafından atanır şeklinde yer alan hüküm hangisiyle ilgilidir diyor. Burada kanuni esası ve 12 bölüm ve 119 maddeyi bilmemiz önemli. Meclisi ayanla ilgiliydi bu durum. Hatırlayalım Meclisi ayan neydi? Padişah tarafından atanan ayanın yani ileri gelenlerin oluşturduğu aslında bir parlamentoydu. Dolayısıyla e, tür, günümüz Türkiye'sindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi meclisi mevzusuna karşılık gelirken meclisi ayanın günümüzde artık herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır. Bir diğer sorumuz Çanakkale cephesini denizden geçmeye çalışan İtilaf donanmasının 18 Mart 1915'te büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalması üzerine İtilaf devletleri aşağıdakiler hangisini uygulaya koymuştur, uygulamaya koymuştur şeklinde denizden geçemeyince ne yapmışlardı? Gelibolu Yarımadası'na asker çıkartmışlardı bu sorumuzun cevabı. Bir diğer sorumuz milli mücadelenin başlarında 22 Haziran 1919'da yayınlanan Amasya Genelgesi'nde yer alan Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gerçek gereklerini yerine getirememektedir ifadesinin kullanılması hangi gelişmeyle etkili oluyor? Hangi gelişmenin etkisiyle yapılıyordu? Mondros Mütarekesi sonrası işgallerin başlaması işte ne yapıyordu Osmanlı hükümeti? Sorumluluğun yerine getiremiyor şeklinde ifade ediliyor Mondros'tan sonra işgallerin başlamasıyla bir diğer sorumuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkler barışa yanaşmıyorlar, savaşı uzatıyorlar şeklindeki propaganda yönlemek, haklı davasını ve misak-ı milliyi dünya kamuoyuna durmak amacıyla birinci nöni savaş sonrası attığı adım hangisiydi? İşte barış yanlısı olduğunu göstermek için elbette itiraf devletinin düzenlediği Londra konferansına katılarak aslında Türklerin barış istediklerini dünyaya ispat etmişti Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bir diğer sorumuz Yıldırım ordularının kaldırılmasıyla 13 Kasım 1918'de İstanbul'a dönen Mustafa Kemal Paşa aynı gün İtilaf Devletleri donanmasına ait gemilerin İstanbul Boğazı'na demir atması üzerine "Yaveri Cevat Abbas Bey'e geldikleri gibi giderler." demiştir. Hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın bu sözünün gerçekleştiğini gösteren gelişmelerden birisi değildir şeklinde bir soru vardı. E, geldikleri gibi gel giderler. Rusya'nın Kars, Ardahan ve Batı Osmanlı devletine geri vermesi İstanbul'un işgaliyle ilgili bir durum değildi. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Sizlere kısa kısa videolarla çıkan soruların cevaplarını yayınlamaya devam ediyoruz. Şimdi de 2023 yılı AYT Sosyal Bilimler 2 testimizdeki tarih sorularımızın cevaplarını beraber yapalım. Tarih araştırmalarında kullanılan kaynaklardan olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntular birinci el kaynak. O döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanılarak meydana getirilen eserler ise ikinci el kaynak olarak nitelendiriliyor. Buna göre aşağıdaki hangisi birinci el kaynak olarak nitelendirilemez. Yani ikinci el kaynak olarak nitelendirilir şeklinde anlayabiliriz sorumuzu. Neydi ikinci el kaynak? O dönem mi? Yakın ya da o dönemin kaynaklarına faydalanarak meydana getirilen eserlerden olması gerekiyor ki o da tanzimat dönemi üzerine yazılmış mesela olan makaleler nedir? İşte buna ikinci el kaynak diyebiliriz. Cevabımız verdikten sonra ikinci sorumuza geçelim. Tarihçi Jordans, Muncuk'un oğlu, bütün kahraman kavimlerin hakimi, sen tek başına daha önce hiç kimsenin yapamadığı tarzda Hunların ve Cermenlerin ülkesinde hüküm sürdün. İmparatorluğu korku içinde bıraktın. Onların şehirlerini zapt ettin. Onların hepsi senin kölen olmadan önce onların yalvarışlarını acıdın ve onlardan yıllık vergi aldın demiştir. Bu ifadelerde söz edilen hükümdar kimdir? Şimdi burada Hunların ve Cermenlerin ülkesine hüküm sürdün dediğine göre kimden bahsediyor? Atilla'dan bahsediyor idi. Malazgır Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya yapılan Türk akınları sonucunda Selçuklu Sultanlarının hizmetindeki Türk komutanlar tarafından kurulan ve özellikle Anadolu'nun Doğu ve Güneydoğusu'nun Türkleşmesinde etkili olan ilk dönem Türk beylikleri, arasında hangisi yer almaz diyor. Burada cevabımız Eretinalılar. İlk Türk Beylikleri nelerdi? İşte Ahlat Şahlar vardı, Artuklu Beyliği var, Danişmentliler var, Dilmaçoğulları var. Bunlar Selçuklar döneminde kurulan ilk Türk Beylikleri idi. Peki cevabımızdaki beylik yani Eretnallar ne zaman kurulmuştu? Eretna Beyliği diğer adı da Eretna Devleti'dir bunun. Anadolu'nun Moğol istilasına uğramasından sonra Sivas ve Kayseri merkezli olarak 1335 ila 1381 yıllar arasında hüküm süren bir beylik idi. Bir diğer sorumuz Osmanlı Devleti'nde klasik dönemin sonunda aşağıdakilerden hangisi merkezi hazinenin masraflarını arttırdığı söylenebilir şeklinde bir soru vardı. Merkezi hazinenin masrafları yani devletin kasasından paranın en çok çıktığı olay nedir? Kapı kulu askerlerinin sayısının çoğalmasıyla bunlara maaş ödeniyordu biliyorsunuz. Masraflar da artmış oluyordu. Bir diğer sorumuz 2. Beyazıt döneminde Karamanoğulları, Memlükler ve Rodos Şövalyelerinin de desteklemesi sonucu Osmanlı Devleti'nin iç ve dış politikasını etkileyen gelişme hangisiydi? 2. Beyazıt döneminde unutmayın. Bu olay Şehzade Cem'in tahta hak iddia ederek isyan etmesiydi ki epey bir uğraştırmıştı. Altıncı sorumuz. Bundan sonra Avrupa kendi yasalarına göre hareket eden, kendi siyasal ve ekonomik çıkarlarını izleyen, serbestlik için ittifaklar kuran ve bozan, savaş ile barış arasında güç dengesi kurallarına göre durum değiştiren, elçi gönderip kabul eden bağımsız ve özgür devletlerden oluşacaktır. Devletlerin üzerinde onların ilişkilerini düzenleyen herhangi bir üstün otorite yoktur. Vestfalya Anlaşması'ndan alıntılanan bu ifadeler dikkate alındığında hangisine ulaşılabilir şeklinde Vestfalya Anlaşması önemli olan devletler arası ilişkide yeni bir dönemin başladığının işaretiydi yukarıdaki madde. Bir diğer sorumuz. Osmanlı Devleti 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa'nın büyük devletleriyle ilişkilerini bir denge politikası çerçevesinde yürütmüştür. Osmanlı Devleti bu politikayla hangisini amaçlamıştır peki? 18. ve 19. yüzyıllarda mevcut sınırlarını koruyarak varlığını bir müddet daha devam ettirebilmek. Bir diğer sorumuz Mustafa Kemal'in minnet borcum var bana yeni bir ufuk açtı diyerek Tarih öğretmeni Kuluası Mehmet Tevfik Efendinin etkisinden söz ettiğim ve Namık Kemal ile Tevfik Fikret'in efendim eserlerini okuyarak vatan ve hürriyet fikirlerini geliştirdiği okul soruluyor. Namık Kemal ile Tevfik Fikret. Bu okul Harp Akademisi idi. Amasya genelgesine yer alan bütün illerin her sancağından halkın güvenini kazanmış üç temsilcinin hemen yola çıkarılması gerekmektedir. Her olasılığa karşı bu durum milli bir sır gibi tutulmalı ve temsilciler gerekli görülen yerlerde kimliklerini gizleyerek gelmelidir ifadeleri. Aşağıda hangisi kullanılmıştır Amasya genelgesindeki bu ifade? Elbette Sivas'ta toplanacak kongreye gönderilecek delegeler için böyle bir tedbir alınmıştı. Bir diğer sorumuz Milli mücadele yıllarında birinci ve ikinci dönü muharebelerinde kazanılan zaferlerle ortaya çıkan iyimser hava, Kütahya Eskişehir muharebesi sonucu yerini kısmi bir karamsarlığa bırakmıştır. Türk ordusunun Sakarya nehrinin doğusuna çekildiği bu dönemde Yunan ordusu yeni bir saldırı hazırlığına girişmiştir. Yunan saldırılarına karşı Türk tarafının hazırlıklar yaptığı bu sırada aşağıdakilerin hangisi gündeme geliyor? Kütahya Eskişehir sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması ki Kayseri'de meclis binası bile oluşturulmuştu. Son sorumuzda 18 Eylül 1922'de Anadolu'nun düşman işgalinin tümüyle temizlenmesi sonrasında Mustafa Kemal Paşa'nın teklifiyle Fevzi Çakmak Paşa'ya üstün hizmetlerin dolayı Maraşarlık rütbesi verilmiştir. Fevzi Çakmak Paşa'ya bu rütbe aşağıdaki hizmetlerin hangi üzerine verilmiştir? Evet hangisiydi? Başkomutan meydan muharebesinin kazanılmasındaki almış olduğu rolden dolayıydı. Evet sevgili arkadaşlar, önceki yıllarda çıkan sorular bu şekilde. Önümüzdeki yıllarda da buna benzer sorular gelebilir. Bu konulara biraz daha ağırlık verebilirsiniz diyor. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz.